Merhabalar, Pasaj TV'ye hoş geldiniz. Şu an yine Şantiye'deyiz fakat şu an At Müzesi'nin önündeyiz. Evet, Şantiye'de Şota gezdikten sonra Şantiye'nin en önemli değerlerinden biri olan atların sergilendiği, bu içeride de canlı atları görebileceğimiz canlı At Müzesi'nin tam olarak önündeyiz. Bakalım şimdi içeriye girelim, içeride neler varmış, atlarla ilgili ne öğreneceğiz bakalım. Gördüğünüz tatlış varlık saf İspanyol ırkıymış. Atlarda böyle terimler var. Anladığım kadarıyla Arap atı, İngiliz atı falan gibi. Bu arkadaşımız da direkt pure race İspanyol yazıyor. Yani direkt saf İspanyolmuş. İspanyol atları da çok tatlı oluyormuş herhalde. Onu görmüş olduk. Bizim önümüzde kendi yemeklerini, samanlarını yedi. Girişte direkt karşımıza atların olduğu bir koridor çıkıyor. Yani ilk intiba aslında o kokuyla geliyor. Kendimi yine anneannemin köyünde gibi hissettim bu kokuyla. Bir sürü at burada sergilenmiş vaziyette. İçeride atlarla ilgili daha çok ilgilendirici şeyleri göreceğimiz bir oda var. Eğer o odalar olmasaydı, o salonlar olmasaydı aslında böyle çok manasız bulurdum. Çünkü tamamen tavanın üzerinden bir ticaret yapmak gibi bir şey açıkçası benim kafama düştü. Çünkü bu müzeler özel müzeler. Yani para ödeyerek girdiğiniz müzeler. Az önce gördüğünüz böyle heykel gibi durup hiç hareket etmeyen hayvan adı koalaymış. Kendisi de yine bir İspanyol atı. Adının koal olmasını bence hareket etmemesinden alıyor olabilir. Çünkü gerçekten at geldiğimizden beri aynı şekilde, aynı yerinde duruyor. Eşekleri ve ponileri görüyoruz. Ben gerçekten eşeklere bayılıyorum. Gözlerim müthiş oluyor. Burada Normandiya'dan gelen veya Macaristan'dan falan gelen değişik eşek cinsleri var. Aynı zamanda poniler de var. Onları da arkamda görebilirsiniz. Gerçekten çok şirinler. Özellikle küçük olan böyle hayvanlara bayılıyorum. Ama keşke burada hapis halinde olmasalardı. La baba bak. Gerçekten. Ben dedim sana. Şu an çok garip bir şeyle karşı karşıyayız ve burada gerçekten dalga konusu oldum. Çünkü arkamızda gördüğünüz Gazello isimli at normalde kendi halinde takılırken Sıla deyince bize doğru geliyor. O yüzden ben de burada bir ata ismi vermiş oldum bence. Öyle bakalım buna. Müzeye atların arasından giriyoruz. Burada da müzenin bir planı var. Biz de şimdi atların arasından müzeye doğru girerken bu planla karşılaştık. Biraz içeride ne olduğunu görelim. Tam 15 tane salonu var müzenin. Daha ilk zamanlarda mesela yani Le Cheval Travers Les Arts, yani yıllar içerisinde at, işte mesela tarlada çalışılan zamanlarda atın görevi, spor ve at, işte at yarışları nasıl ortaya çıktı, şantiyedeki at yarışları gibi birçok konuda aslında bilgilendirme var. Hatta savaşlar ve atlar üzerine de bir salon varmış. Biz de şimdi bunların hepsini teker teker gezeceğiz. Hemen size yeni öğrendiğim atlar hakkında kısa kısa bilgiler vereyim. Bunları biliyor muydunuz? Atlar 20-30 yıl arasında yaşayan hayvanlar. Hamilelikleri tam 11 ay sürüyormuş ve bence en ilginci bu aslında. Günün 14 ve 16 saat arasında yemekle harcıyorlar. Bu gerçekten çok uzun bir süre ama düşününce aslında harcayabilirler çünkü biz atları hep genelde yemek yerken veya koşarken hatırlarız. Yani başka hiçbir şey yaparken açıkçası hatırlamıyorum. Biliyorsunuz herbivore dediğimiz fensada yani otçul canlılar et yemiyorlar.
Şu anda arkamda gördüğünüz alanda at koşturuluyor. Zaten görüşünden de anlayabilirsiniz. Burada atlarla değişik şovlar yapılıyor. Belli tarihlerde olan şeyler tabii bu. Düzenli olarak yapılan bir şey değil. Siz de buraya gelmeden önce Müze de Şövalye yani At Müzesi'nin sitesine bakarak belki bu şovların tarihlerine göre buraya gelişinizi ayarlayabilirsiniz ve böylece bu şovları da görmüş olursunuz. Aynı zamanda içeride şöyle bir şey öğrendim. Atlar eskiden yani daha evcilleştirilmeden önce vahşi zamanlarında grup halinde yaşayan hayvanlarmış. Aslında evcilleştirildikten sonra daha çok onları da grup halinde görmemeye başlamışız. Gerçi yine savaşlarda vesaire onları grup olarak hatırlıyoruz. Peki neden evcilleştirdiler? Biraz da bunu düşünelim. Aslında ben bayağı şaşırdım buna. Çünkü atlar eti için evcilleştirilmiş. Biz şu an at eti dendiğinde ya ben açıkçası bayağı bir iğrenmeyle bakıyorum nedense at eti gibi bir şey. Çünkü at hani eti yenebilen bir hayvan gibi gelmiyor bana hiçbir zaman. Ama gerçekten etini yemek için ilk önce evcilleştirmişler. Daha sonrasında da başka şeyler için kullanmışlar. Bir araç olarak, taşıt olarak kullanmışlar, savaşlarda kullanmışlar vesaire vesaire. Atlar ve sporun ilişkisiyle ilgili olan salondayız aslında. Atlar ve sporların bağı çok yeni bir şey değil. Her ne kadar bizim aklımıza genelde at yarışı, ganyan gibi şeyler gelse de tabii ki böyle şeylerden doğma bir şey değil bu. Binlerce yıl öncesinde aslında atlarla ilgili sporlar ve oyunlar oynanmaya başlamış, yapılmaya başlanmış. Genellikle İran'dan, İspanya'dan, Orta Asya'dan birçok oyunu görebiliyoruz bu şekilde. Ama bizim aslında en çok bildiğimiz 4000 yıl önce oynanmaya başlanmış polo oyunu. Bu da Orta Asya'da ilk olarak oynanmaya başlanmış bir oyun, bir spor diyebiliriz. 1900 yılından beri ise zaten binicilik olimpiyatlarda da müsabaka edilen sporcuların yarıştığı bir spor dalı haline gelmiş. Yapılmaya başlandığı zamanlar aristokratlara özgü bir aktiviteymiş, bir spormuş. Aslında Şantiye'nin neden at şehri olduğunu düşünürsek belki buradaki şatoyu da göz önünde bulundurduğumuzda, buranın aristokrat geçmişini göz önünde bulundurduğumuzda bu iki olayı, iki şeyi, atlar ve aristokrasi, atlar ve şatoyu daha kolay bağdaştırabiliriz bence. Şantiye'deki ilk at yarışı 1834 yılında yapılmış. Bu da Şantiye Şatosu'nda zaten çok fazla adını duyduğumuz Omel Dükü'nün aslında girişimleriyle olmuş bir şey. Her Haziran ayında burada iki tane yarış yapılmış. Bu uzun zamandır aslında süren bir gelenek. Burada da aslında ilk yarışın afişini görüyoruz. Birinciye 3000 frank, ikinciye 1500 frank gibi bir ödülleri de varmış. Burası da en tatlı yerlerden biri bence çünkü çocukluk ve ilgili bir oda. Buradaki bilgilendirme afişinde gördüğümü, bilgilendirme kartonunda gördüğümü de şöyle aslında anlatabilirim. Atlar tabii ki çocukların hayal gücünde hep çok önemli bir yer kaplar. Ve burada biraz da atlı karıncadan bahsetmişler aslında. Arkamda da bir atlı karınca görüntüsü görüyorsunuz. Karınca da çocukken gerçekten benim en sevdiğim şeydi. Hala da binmek isterim yani eğer binebilirsem. Ama tabii ki artık kilodan, boydan dolayı falan çok bindirmiyorlar. Atlı karınca aslında ta Bizans İmparatorluğu zamanında kurulmuş bir şeymiş. Mekanikleşmesi ve adına parkların hepsine girmesi ise 18. yüzyılda olmuş bir şey. Paris'in çoğu yerinde de aslında atlı karıncalar görebilirsiniz bir sürü parkın içerisinde. Burada gerçekten atlı karınca geleneğini sürdürüyorlar ve bence çok güzel bir şey. Hem görüntü olarak hem estetik olarak hem de bana çocuklukta öyle atların üstünde döndüğüm günleri hatırlatıyor biraz. Evet.
At Müzesi'ndeki maceralarımız bu kadardı. Tabii ki her salonu teker teker size anlatmadık. Siz de atlarla ilgili bir şeyler öğrenmek isterseniz bence şantiyeye gelip burada hem atları görüp o odalarda gezip birazcık bilgi edinebilirsiniz. Ama zaten hani asıl buradaki tabii önemli olan şey canlı atlar. Onlara dokunabilmeniz yasak olsa da işte onlara vakit geçirebilmeniz diyeyim. Ve hipodromdaki at yarışları, at şovları. Siz de bunlara dikkat edip gelebilirsiniz. Size daha önce içeride beğeni ettiğim gibi. Çünkü belki at şovlarında keyifli vakit geçirirsiniz. Ama bunun yanında yani gerçekten kişisel olarak canlı atların bu şekilde paralı bir müzede sergilenmesinden pek rahatsızım. Bunu da söylemek istiyorum. Yani burada da hayvan dostlarına gerçekten kötü bir imaj vermeyeyim. Ben de içeride canlı at olduğunu zaten bileti almadan önce bilmiyordum. Ama yine de işte bileti almışken girdik, size de içeriye biraz göstermedik. Bakalım at müzesi nasıl oluyormuş? Bunların hepsini konuştuk. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip paylaşırsanız da çok seviniriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Fransızca kanalımız Le Passage TV'ye de abone olursanız çok seviniriz. Görüşmek üzere.